Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı, değerli bürokratlar, değerli basın emekçileri ve bu salonda bize hizmet eden değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, artık tecrübeli bir bakansınız ve dördüncü kez bütçenizi sunuyorsunuz. Bizim çok sayıda bakanımız dördüncü kez bütçesini sundu ve hepsinin karnesini verdik. Mesela Çevre Bakanı'na çevre sorunlarıyla ilgili karne verdik. Karnesi bayağı bir zayıftı. Eğitim Bakanı'nın da karnesi zayıftı. Eğitim anlamında pek bir hareket, pek bir iyileşme görmedik. Ekonomi Bakanımız zaten geçen sene bakan oldu ama onun da karnesi zayıftı. Çünkü ülkede derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Sayın Bakan beni dinliyorsa. Sayın Bakan, sizin de karneniz maalesef son derece zayıf. Vallahi sunumunuz Sayın Bakan, bakın sunumunuz ama 10 üzerinden 10. Bakın sunumunuza 10 üzerinden 10 veriyorum. Ama Türkiye'deki adalet 10 üzerinden 1. O da niye 1 biliyor musunuz? Sizin iyi niyetinizle Sayın Bakan. Hani mahkemelerde iyi hal indirimi vardır ya. O iyi halden size 1 veriyorum Sayın Bakan. Çünkü niyetiniz iyi. Niyetiniz iyi olduğu için 1 veriyorum ama Türkiye'deki adalet 10 üzerinden 0 Sayın Bakan. Sayın Bakan, bakın. Karnenizde şöyle bir şey var, uluslararası bir derecelendirme de var biliyorsunuz. Hukukun üstünlüğü endeksi var, o da sizin karneniz. Türkiye son sıralarda ve her yıl geriliyor. 117. sıradayız, pek çok Afrika ülkesinin bile gerisindeyiz Sayın Bakan. O açıdan ülkemizde adalet maalesef bir sefalet içinde. Ve bununla ilgili sizin iyi niyetiniz yetmiyor Sayın Bakan. Hani cehennemin taşları iyi niyetlerden oluşur demişler ya, iyi niyet yetmiyor. Harekete geçmeniz lazım Sayın Bakan. Bu 113. sıradan eğer ki ülkemizi 70. 80. sıraya, 60. 50. sıraya yükseltmiş olsaydınız size ben bravo diyecektim. Helal olsun bakanımıza diyecektim ama bunu bana maalesef dedirtmediniz Sayın Bakan. Hep yargı reformu diyorsunuz, adalet reformu diyorsunuz, güzel şeylerden bahsediyorsunuz, hukuk üstün olmalı diyorsunuz. Hiçbir merci makam yargıya talimat veremez diyorsunuz ama kabinenizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı sürekli yargıya talimat veriyor. Ve aynı zamanda iktidar ortağınız, partinin genel başkanı sürekli yargıya talimat veriyor Sayın Bakan. Selahattin Demirtaş'la ilgili onları bırakamayız diyor mesela. Sayın Bakan, böyle mi yargı tarafsız ve bağımsız olacak? Vallahi ben hukukçu değilim ama mahkemelere sürekli gide gele anlar oldum. Maddeleri bile öğrenir oldum sayenizde, sağ olun. Yani mahkemelerde bu hukuk bilgim de arttı. İnanın ya, mahkemelerde iki tür yargıç görüyorum Sayın Bakan. Birinci tür yargıç zaten sizinle demeyeyim de iktidarınızın anlayışıyla ideolojik birlik içinde. Yani Hitler'in mahkemeleri vardı biliyorsunuz. Yargıçlar ben dosyayı değil, Führer'im, Hitler'im ne der diye bakarım diye diyordu. Maalesef sizin yargıçlarınızda Tayyip Erdoğan ne der diye bakıyor. Dosyaya bakmıyor maalesef. Bir tür yargıçlar o. İkinci türlerde Sayın Bakan yargıçlar, düşman hukukunu uygulayan yargıçların dışındaki yargıçlar da maalesef sizden gelen değil, bakın sizden geçtiğini düşünmüyorum ama saraydan gelen pusulalara göre karar veriyorlar. Saraydan pusula bekliyorlar. Pusula ne gelirse ona göre karar veriyorlar. Sayın Bakan, bununla ilgili ben size onlarca örnek verebilirim. Çünkü her gün arkadaşlarım mahkemesine gidiyorum ama ben size bugün 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarıyla ilgili açıklamada bulunacağım. Sayın Bakan, bir kumpas davasıyla karşı karşıyayız. Ve ben de dönemin bir MYK üyesiydim. 6-8 Ekim 2014'te MYK üyesiydim. Dosyada dokunulmazlığım kaldırılırsa veya milletvekilim biterse 18.500 yıl hapisle yargılanacağım. Ben 37 tane insanı öldürmüşüm, yağma yapmışım, tecavüz yapmışım. Bunlarla yargılanacağım ve arkadaşlarım şu anda bunlarla yargılanıyorlar. Sayın Bakan, Türkiye'de bir suç işlenirse mahkemeler veya savcılık ne zaman harekete geçer? Değil mi? Bir suç işlenmiştir, açıktır. 6 saat içinde harekete geçer, değil mi? Veya 6 gün içinde harekete geçer en geç. Bir suç işlendiyse, bu kadar büyük bir suç işlediysem ben, insanlara tecavüz ettiysem, öldürdüysem, yağma yaptıysam, ülkenin anayasal düzenini yıkmaya çalıştıysam, o mahkeme 6 yıl sonra harekete geçer mi? Savcılık 6 yıl sonra harekete geçer mi? 6 yıl diyorum bakın. Nasıl geçer ama? Bir talimat gelirse geçer. 6-8 Ekim 2014'te Kobani'de IŞİD'in saldırısı vardı. Binlerce insan katledilmek üzereydi Sayın Bakan. Ve
Biz o dönem iktidarla temas halindeydik. Çağrımız şu yöndeydi. Kobani'de insanlar katledilecek, gelin harekete geçin dedik. Dönemin iktidarı taahhütte bulunmasına rağmen bunu yapmadı. Ve 6 Ekim gecesi Kobani gerçekten düşmek üzereyken, insanlar katledilmek üzereyken, iktidarın bu tavrını protesto etmek üzere gelin dedik, sokaklara çıkın, protesto edin dedik. 6 Ekim akşamı ben de İstanbul'da bu protestoya katıldım. Herkes protestosunu yaptı arkadaşlar, Türkiye'nin pek çok yerinde basın açıklamasını yaptı ve evine gitti. Kimsenin burnu kanamadı o akşam, bizim tweetimiz üzerine olan açıklamadı. Ama 7 Ekim günü Türkiye'de bir darbe dinamiği devredeydi. Çünkü çözüm süreci bombalanmaya çalışılıyordu. İktidarla cemaat arasında büyük bir kavga vardı ve bunu fırsata çevirmeye çalışan bir darbe dinamiği vardı. Bunun için Sayın Bakan Tayyip Erdoğan'a ya kendisi ya bir başkası bir şekilde Kobani düştü düşecek dedirttiler. Tayyip Erdoğan bunu söyledi ve fay hatlarındaki enerji boşaldı ve devletin karanlığı devreye geçti. Polisler ilk olarak Muş Varto'da bir yurttaşımızı katlettiler ve ondan sonra olaylar patlak verdi. Yurttaşlarımız hayatını kaybetti. Ve biz bunu durdurmak için Sayın Bakan elimizden gelen her şeyi yaptık. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile birlikte Sırrı Süreyya Önder, şimdi mapusta olan İdris Baluken günlerce beraber çalıştılar yangına su dökmek için. Ama yangına benzin dökmek isteyen bir karanlık da vardı. O olayları durdurduk Sayın Bakan. Kimse bizi suçlamadı. Suç işlemiş olsak derhal harekete geçilir değil mi? Hayır, kimse bizi suçlamadı. 28 Şubat 2015 günü deklarasyon da açıklandı. Kürt meselesinin çözüm süreci devam ediyordu. Ama bu devletin karanlığı o süreci bozmaya ve darbeye yürümeye istekliydi, kararlıydı. Bunun için de çözüm süreci dinamitlendi. AKP 7 Haziran 2015'te iktidarını kaybetti. Ne oldu sonra? Bir anda Kobani olayları akla geldi. Dosya hareketlendi. Yine bir şey olmadı. Kimse bizi sorgulamadı. Benim dokunulmazlığım da yoktu o zaman. Ama 2018 yılında Sayın Bakan, şimdi size bir belge göstereceğim. Bakın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Başkanlığı. Bakın belge. O dönem bir savcı atandı dosyaya ve savcı şunu yaptı. Şu dosyayı yazmış. Bakın, Kobani dosyasını unutmuş. 3500 sayfanın içinde unutmuş. Ne diyor biliyor musunuz? HDP'nin Terörle Mücadele Şubesi açıklıyor bunu. Bakın, HDP'nin 6-7-8 Ekim olaylarında şiddetin odak merkezinde bulunduğunun kabul edileceği, Anayasanın 69. maddesine göre ise bu hususun kapatma nedeni olarak gösterileceği hukuki olarak değerlendirilmiştir. Yukarıda ismi geçen şüpheliler hakkında TCK 302 terör nedeniyle cinayete teşebbüs, yaralama, yağma suçlarının iddianame düzenlenmesi halinde anayasal mevzuatımıza göre parti kapatma sonucunun da ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmiştir diyor. Kim diyor? Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü. Nerede bu belge? Kobani davasının dosyasında. Talimatı kim vermiş? Devletin karanlığı vermiş. Kime vermiş? Savcıya vermiş, mahkemeye vermiş. Kim verdetti bunu? Maalesef Sayın Bakan, sizin dışınızda bir karanlık bu talimatı verdi. Ve Kobani dosyasında arkadaşlarımızı, şimdi tutuklu rehin yoldaşlarımızı rehin tutmaya devam etmek için ve partimizi kapatmak için bu talimat verildi. Sayın Başkan, hiçbir şey sizin bildiğiniz gibi değil. Belki biliyorsunuz ama gücünüz yetmiyor. Ahim, bakın, bu tweet'te bir suç yoktur dedi. Ahim dedi ki, bu meselede bir suç yoktur dedi. Ama ahim kararları uygulanmıyor Sayın Bakan bu ülkede. Ahim kararları uygulansın Sayın Bakan. Kumpas davalarına bir son verilsin Sayın Bakan.